Yeni Kahramanmaraş'ın imar ve inşası noktasında alt ve üst yapı yatırımlarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini sağlamak için de peyzaj ve bitkilendirme uygulamalarına devam ediyor. Bu kapsamda park ve bahçeler, şube müdürlüğü ekiplerince şehrin en işlek arterlerinden Azerbaycan Bulvarı'nda çiçek dikimi, toprak tesviye ve peyzaj uygulamaları gerçekleştiriliyor. Orta refüjler, rengarenk çiçeklerle donatılırken gerçekleştirilen çalışmalar vatandaşların beğenisini kazandı. Mehmet Bayanı: Şehrimizin çiçeklerle donatılması çok güzel. Çiçekler şehrimizi güzelleştiriyor. Ayrıca bitkilerin doğaya da faydası var. Bu çalışmaları çok değerli buluyorum, dedi. Ya çiçek her zaman için iyidir. Yani bir maddi güzelliği var. Bir insanlara bir hizmet ediyor. Nasıl hizmet derseniz, en azından karbondioksitinden besleniyor. Bir oksijen veriyor. Her zaman bu milletin efendim önde gelen sevdiği şeylerden bir şey çiçek. Çiçek şehri güzelleştirir. Nereye varırsa orayı güzelleştirir. Efendim, onun için ben bunları çok güzel görüyorum. Ömer Faruk Çayır ise: İzmir'de üniversite okuyorum. Kahramanmaraş'a 5 ayda bir geliyorum. En son geldiğime göre şimdi çok şey değiştiğini görebiliyorum. Çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum, diye konuştu. İzmir'de üniversite okuyorum. Maraş'a 5 ayda bir geliyorum. En son geldiğime göre çok şey değişmiş. Binalar bayağı yıkılmış, ortalık temizlenmiş. Bir toz sorunu var Maraş'ta, o etkiliyor bizi. Onun harici belediyenin çalıştığını görebiliyorum. Hani 5 ay süreye göre çok şey değiştiğini görüyorum. Yani tabii depremden sonra bayağı ortalık grileşti. Çiçek, ağaç sayısı azaldı ama ağaç sayısında da ve yeşillendirmede çalıştıklarını görebiliyorum. Hani eski park arttırımı, hani bizim, ben normalde Dulkadiroğlu tarafında oturuyorum, Yusuf Hacı tarafında. O tarafta park ve bahçe yapımı olduğunu görebiliyorum.